Huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insanlar kimleri severler? Böyle bir sorumuz var bugün. Yani bir kimsenin diğer insanlar tarafından sevilebilmesi için veya saygı görmesi için nasıl birisi olması lazım? Veya bunun sebepleri, sevilmenin, sayılmanın sebepleri nelerdir? Bize anlatabilir misiniz? Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken deniyor ki zulmedeni affetmek merhametin. Sana biri zulmetti, affettin. Merhametin. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek ihsanın. Bana iyilik etmiyor ama ben hediye veriyorum. İhsanın. Kötülük edene ihsanda bulunmak, iyilik etmek de insanlığın en yüksek derecesidir. Kötülük edene? Kötülük edene ihsanda bulunmak, iyilikte bulunmak. Yani zulmedeni affetmek merhametin. İyilik etmeyene hediye vermek ihsanın. Kötülük edene iyilikte bulunmak insanlığın yüksek derecesidir. Ya bu da kimde bulunur? Evliya dediğim insanlarda bulunuyor. Peygamberlerde, evliyada bulunur. Zor bir hadise çünkü. Zor yani. Bir hadise tabii. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Şimdi bunu anlattıktan sonra buyuruluyor ki bu sıfatlar düşmanı dost yapar. Doğru. Bu sıfatlar düşmanı dost yapar. Ha şimdi efendim ben sevileyim falan. Ölçü belli. Bildirmişler kitaplarda. Bunu başarabilirsen, bunu yapabilirsen ana mesela Evliya-i Kiram'dan Osman Hilmi Hazretleri var. Kendi zamanında yaşayan böyle densiz insan her asırda bulunur. İyi insanlar da bulunur, kötü insanlar da bulunur. Her asırda var. Kendine göre denemek istemiş. Herkes iyi kimse, evliya kimse falan diyor. Bunu yemeğe çağırmış. Yemeğe gelince sen ne biçim adamsın demiş, yemeğe çağırdığı yere geliyorsun. Yemek memek yok demiş, git hadi. Peki diyor, dönüyor falan. O sonra yok özür dileriz gel falan diyor, geliyor falan. Allah Allah diyor, ama yemek düşkünüymüşsün sen de diyor ya. Hemen çağırılınca geliveriyorsun falan diyor. Seni doyuracak yemek yok evde falan diyor. Peki diyor, gidiyor. Üçüncü sefer tekrar çarpıyor. Tekrar çarpınca on sonra diyor ki pes diyor, tamam. Sen ne mübarek insanmışsın. İyi insanmışsın deyince. Uzak buyuruyor ki sen buna iyilik mi diyorsun ki? Köpeği de çağırsan gelir, git desen gider. İşte hani Evliya-i Kiram'ın özelliği bu. Yani ben işte şöyle diye anlatmıyorlar. Hal. Hal ile aynı şekilde lisan-ı hal. Lisan-ı kalden. Lisan-ı kalden yani sözden daha entaktır ifadesi kitaplarda hep zikrediliyor. Dolayısıyla yani bir ölçü bildirmişler. Zulmedeni affetmek. Bana zulmedecek adam ben bunu affedeceğim. Ben çok merhametliyim. Peki zulmedeni affedebildin mi? Yok. Ben var ya merhametin doruk noktasındayım. Sana zulmedeni affedebildin mi? Ya bana zulmetti niye affedeyim? Ya o zaman anlatma arkadaşım. Çünkü buyuruyor ki zulmeden affetmek merhametin. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek ihsanın, kötülük edene de iyilikte bulmak insanlığın en yüksek derecesidir. Yani zulmedeni affetmek insanlığın yüksek derecesi. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek insanlığın yüksek derecesi. Ve kötülük edene de iyilik etmek insanlığın yüksek derecesi. Ve dolayısıyla kitaplarda bunlar anlatılmış. Dolayısıyla bu hale kavuşan bir kimseyi insanlar sever. İnsanlar böyle kimseye hürmet eder. Böyle olana saygı gösterir. Peki bu neyle elde edilir? Peki İslamiyet'i öğrenmek, doğru olarak öğrenmek ve yaşamaktan başka bunun elde edilme şekli mekli yok. Hani bazen böyle oturuyor falan işte hümanist geçiniyor falan. Yok. Sen Hristiyanlarda evliya olmuş mudur? Olmamıştır. Müslümanların içerisinde de 72 bidat fırkasından evliya çıkmamış, çıkamaz. Bir tek ehl-i sünnet itikadında ve ehl-i sünnet itikadını doğru öğrenecek. Ve o itikatta herhangi bir şüphesi, tereddüdü olmayacak. Ve ondan sonra da İslamiyet'in emirlerine uyacak, yasak ettiklerinden sakınacak. Buna sabredecek, nefsine muhalefet edecek. Bu şekilde yaptığı her işte Allah-u Teala'nın rızasını gözetecek. Ve bu kimse belli bir noktaya gelir. Artık onda o hal haline dönmeye başlar. Evliyalık dediğim sadece bu işte. Evliyalık da bu yani. Evliyalık bu. Böyle olursa olur. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
Onu geçmeden, hadis-i şerife geçmeden önce, kimin niyeti, maksadı, gayesi Allah-u Teala'ya, onun rızasına kavuşmaksa Allah-u Teala da onun içindir, onun yardımcısıdır. Maksadın buysa. Allah-u Teala'nın rızasını düşünerek hareket edenleri, insanlar ne der diyerek Allah-u Teala'nın rızasından vazgeçmeyenleri, insanların kızacakları işlerde Allah-u Teala'nın rızasına uyanları Allah-u Teala himayesine alır. İnsanların rızasını gözetip Cenab-ı Hakk'ın gadab edeceği işlerde insanların rızalarına uyanların işini ise Allah-u Teala insanlara bırakır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse insanların kızacakları şeyde Allah-u Teala rızasını ararsa Allah-u Teala onu insanlardan, geleceklerden korur. Bir kimse Allah-u Teala'nın kızacağı şeyde insanların rızasını ararsa Allah-u Teala onun işini insanlara bırakır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'deyken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yerde bir dinlenişi şey yapınca geliyor, kılıcını bir aynı şekilde şey yapıyor, diyor ki şimdi diyor seni benim elimden kim kurtarır? O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor, adamın elinde kılıç düşüyor. Resulullah Efendimiz kılıcı alıyor. Şimdi seni kim kurtarır diye. Adam şöyle bakıyor falan, diyor ki sen diyor çok merhametli birisin. Beni diyor yine sen kurtarırsın. Resulullah Efendimiz kılıcı atıveriyorlar. Tabii ya, bir kimsenin yardımcısı Allah-u Teala ise mesele yok. Dolayısıyla Allah-u Teala razı etmiş, Allah-u Teala bu kulunu seviyorsa Allah-u Teala yarattığı mahluklar da sever onu. Hayvanlar bile itaat eder. Çünkü kitaplarda mesela birçok hadiseler anlatılır. Bize göre böyle anormal geliyor falan. Hani Eshab-ı Kiram'dan Selman Farisi radıyallahu teala hazretlerini işte 20-30 kişilik bir tabiinden bir genç grup ziyarete gelmiş. Selman Farisi hazretleri de Medine dışında. Diyorlar ki oraya gitti, bir vahada onun bir işte hurmalığı vardı, oraya gidiyorlar. Tabi Selman Farisi Hazretleri kendine kadar bir yiyecek almış. 30-40 kişi gelince onlar yemek vakti bir şey ikram etmesi lazım. Yiyecek de yok. Bakmış uzaktan bir ceylan sürüsü 8-10 tane böyle gidiyor. Seslenmiş. Misafirim var diyor, içinizden birisi gelsin. Bunu tabiinden 20-30 kişi gözüyle görüyor, onları anlatıyor. Kitaplara da geçmiş. Ceylanlardan iki tanesi işte geliyor. Bir tanesinin böyle beline elini koyuyor. Diyor ki bu kalsın, öbürleri gitsin, öbürleri gidiyor, o kalıyor. İşte onu kesiyor, ocak yakıyorlar, ikram ediyorlar. Ki ikinci kuşak, yani Eshab-ı Kiram'ı görenler, derece itibariyle hadis-i şerifler, metsuna edilmiş, tabiinden dili tutuluyor onların. Diyor ki efendim diyor, bu nasıl olur? Selman Farisi Hazretleri'nde hiç değişiklik yok. Sanki bir insanı çağırır gibi çağırıyor, kesiyor, ikram ediyor falan. Öbürleri şaşırıyor. Diyor ki ne, nasıl oluyor? Diyor ki efendim ceylanı çağırdım. Evet diyor, çağırdım. E geldi diyor. E tabi gelecek diyor. Nasıl gelir efendim diyor bunu diyor. Avlanması bile zor bir hayvan. Ürkek bir hayvan. Ürkek bir hayvan. Siz çağırıyorsunuz, bu da geliyor. O zaman Selman Farisi radıyallahu teala hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala dünya ve içindekilere emretti. Bana itaat edene muti olun diye. Ben diyor Rabbime itaat ediyorum. Siz de ona itaat edin yani. Tabii. Bana itaat edene itaat edin. Dolayısıyla hayvanlarda, diğer şeylerde ben Rabbime itaat ettiğim için onlar da bana itaat ediyor. Hadise bu kadar basit diye anlatıyor. Kolay değil tabii, onlara göre basit de kolay değil. Dolayısıyla böyle bir kimse sevilir mi? Sevilir. Bunlar Allah rızası için söyler, Allah rızası için konuşur, Allah rızası için efendim işte dayısı, emmisi, oğlu, kızı falan yok. Hatta Bilal Habeşi radıyallahu teala an hazretlerinin kardeşi bir gün demiş, abi demiş ben evlenmek istiyorum falan, beğendiğim bir kız var mı? Var demiş, demiş onun için geldim, dünür gidesin, tamam diyor. Beraberce gidiyorlar. Diyor ki bu benim kardeşim. Bunun diyor böyle böyle artıları var, böyle böyle de eksileri var. Eğer size uyarsa diyor kızınıza talibiz. Tabi dışarı çıkınca diyor ki abi niye söyledin onları? Diyor senin bu hataların yok mu diyor. Var diyor. E diyor yalan mı söyleyecektim diyor. Sen kardeşim diye yalan mı söyleyecektin? Onların da var hataları, senin de var. Onlar bakacaklar. Senin artılarına bakacaklar, eksilerine. Onlar da kendi artı ve eksilerine bakacaklar. Ha diyecekler, biz bununla anlaştırırız ama mesele bitti buyuruyorlar. Yani ondan sonra diyoruz ki ya mert insanlar. Mert tabii Allah için konuşuyorlar, Allah için söylüyorlar. Dolayısıyla bu kimseler sevilmez mi? Sevilir. Böyle kimseler sevilir. Niye? Bunlar Allah-u Teala'nın rızasından başka bir şey gözetmiyorlar ki. Allah-u Teala bunları seviyor. Allah-u Teala sevince Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukat da seviyor. Mahlukat da seviyor. Otomatik olarak. Onun için de hani Muhyiddin Arabi Hazretleri bir şey buyuruyorlar. Kötülük edene iyilik yapan kimse nimetlerin şükrünü yapmış olur. Kötülük edene iyilik yapan kimse. Çok enteresan. Bana kötülük ediyor, ben ona iyilik ediyorum. Allah-u Teala'nın verdiği nimete böylece şükretmiş oluyormuşum. Öyle buyuruyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Ve
İyilik edene kötülük yapan kimseyi kimse ise küfran nimet etmiş olur. Yani Allah Teala nimetlerine ihanet etmiş olur. Hain olur buyuruyor. Allah Teala nimet veriyor, o da hainlik yapıyor. Hain olmuş oluyor. Dolayısıyla hani bütün İslam alimlerine, Ehl-i Sünnet alimlerine, Evliya-i Kiram'ın hayatlarına bakıyorsun. Hayatları aynı şekilde, hayatları iyilik etmek üzere. İyilik etmek üzere. Daha doğrusu Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmışlar. Ve bunun için de mesela şu hadis-i şerifi kendilerine rehber edinmişler. İnsanlar Allah-u Teala'nın iyalidir, kullarıdır. Kullarına iyilik edenleri çok sever. Ölçü hadis-i şerifte bildirilmiş. Dolayısıyla bunlar Allah-u Teala'nın bütün mahlukatına, hayvan, insan, hayvan, nebatat, cemaatat hepsini lüzumlu şekilde lazım olduğu kadar kullanıyor. Hiçbirisine eziyet etmiyor, hiçbirisine zulmetmiyor. Nebatat yani bitkilere de zulmetmiyorlar. Bitkilere de zulmetmiyor. Lüzumsuz yere mesela yakmıyor onu, ateşe vermiyor. Ondan sonra ne bileyim ben susuz bırakmıyor. Yani bütün hayvanata da aynı muameleyi gösteriyor. Dolayısıyla bunlar Allah-u Teala'nın rızası için hareket edince Allah-u Teala bunları seviyor. Allah-u Teala sevince de insanlar da seviyor ve saygı gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Osman Ünlü hocamız yine önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, bir kimse Uhud dağı kadar sadaka verse, eshabımın verdiği bir avuç arpanın sevabına kavuşamaz. Ben yana. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Bir insanda bulunabilecek, görünür görünmez bütün iyilikleri, bütün üstünlükleri, bütün güzellikleri, sevgilisinde toplamıştır.
Mesela insanların en güzel yüzlüsü ve gayet nurani benizlisiydi. Mübarek yüzü kırmızı ile karışık beyaz olup ay gibi nurlanırdı. Sözleri gayet tatlı olup gönülleri alır, ruhları cezbederdi. Aklı o kadar çoktu ki Arabistan yarımadasında sert, inatçı insanlar arasında gelip çok güzel idare ederek ve cefalarına sabrederek onları yumuşaklığa ve itaate getirdi. Çoğu dinlerini bırakıp Müslüman oldu ve dini İslam yolunda babalarına ve oğullarına karşı harp etti. Onun uğrunda mallarını, yurtlarını feda edip kanlarını akıttı. Halbuki böyle şeylere alışık değildiler. Güzel huyu, yumuşaklığı, affı, sabrı, ihsanı, ikramı o kadar çoktu ki herkesi hayran bırakırdı. Görenler ve işitenler seve seve Müslüman olurdu. Hiçbir hareketinde, hiçbir işinde, hiçbir sözünde, hiçbir zaman, hiçbir çirkinlik, hiçbir kusur görülmemiştir. Kendisi için kimseye gücenmediği halde din düşmanlarına, dine dil ve el uzatanlara karşı sert ve şiddetliydi. Herkese karşı yumuşak olmasaydı, peygamberlik heybetinden, büyüklük hallerinden kimse yanında oturmaya ve sözünü dinlemeye takat getiremezdi. Kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiç yazı yazmamış iken ve seyahat etmeyen ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuş iken, Tevrat'ta ve İncil'de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu ki, 6236 ayetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde kimse 1400 bu kadar seneden beri dünyanın her tarafında bütün İslam düşmanları el ele vererek mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi. Hele o zaman Araplarda şiir, edebiyat, fesahat ve belagat her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarıları olduğu halde Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim'e böyle galebe çalamayınca çokları insafa gelip Müslüman oldu. İman etmeyenleri de İslamiyet'in yayılmasını önlemek için dövüşmeye mecbur oldu. Harputlu İshak Efendi. Bugün evliyalarıyla meşhur Harput diyarında doğan bir büyük evliyayı, Harputlu İshak Efendi'yi anlatacağız. 1803 yılında Harput'ta doğan İshak Efendi, ilk tahsilini bu ilim merkezinde yapar. Sonra İstanbul yolları görülür ona. Avrupa karanlıklar içindeyken, Sahn-ı Seman medreselerinde, dahası dünyanın zamanında en büyük üniversitesi sayılan bu muazzam eğitim kurumundan icazet yani diploma alıp geri döner Harput'a. İlim talipleri etrafında halka olmaya başlarlar. O öylesine bir ihtimamla titrer ki talebelerinin üzerine her şeyleriyle ilgilenir usanmadan. Kısa sürede istemediği halde bir büyük nam salar Osmanlı coğrafyasına. Hemen akabinde Sultan Abdülaziz Han tarafından İstanbul'a davet edilip İstanbul payeliği, sonra da Darül Me'arif hocalığı gibi büyük ve şerefli bir makama getirilir. O öyle bir zamanda gelmiştir ki İslamiyet'in koruyucusu Osmanlı'ya saldırılar başladığı gibi din-i mübine de saldırıların yoğunlaştığı bir zamandır bu. İshak Efendi hiçbir dayanağı olmayan ehli küfrün iddialarını çürütür tek tek. Örneğin günümüzde bile Amerika kıtasında milyonları katleden, Afrika'yı kan gölüne çeviren, tarih boyunca ismi zulüm ve zorbalıkla anılan Batı medeniyetinin İslamiyet'in kılıç zoruyla yayıldığı iftirasına karşı verdiği cevapla susturur batıl güruhu.
İshak Efendi'nin cevabı öylesine ihtişamlıdır ki, şöyle cevap verir bu iddiaya: kılıç zoruyla kim din değiştirir ve bu ne kadar süreklilik gösterir? Rusya'nın yaptığı zulümler neticesinde kaç kişi Hristiyanlaştırılmıştır? Dini İslam son dindir ve onun büyük ve şerefli peygamberi Muhammed aleyhisselam bütün peygamberlerin müjdesidir. İnsanların Müslümanlığı seçmeleri için insaf ehli olmaları yeterlidir ki Osmanlı girdiği hiçbir yerde kimsenin dinine ve kültürüne karışmamıştır. Bu cevap bütün zamanlardaki işgüzar iddia sahiplerinin suratlarına çarpıp onları iddialarıyla birlikte zelil eden bir büyük hakikattir. Bütün zamanlara meydan okuyan Harputlu İshak Efendi gelmiş olduğu zamanın zor şartlarında büyük kıymet arz eden bu çalışmaları ve eserleriyle muazzam hizmetler görmüş bir Allah dostudur. Ve yaşı epeyce ilerler büyük velinin. Son hastalığında kendisini sevenlerin hüzün dolu bakışlarını gören büyük veli, kitaplar dolusu hikmeti bir iki cümleye şöyle sığdırır: sizlerin bana olan sevginizden böylesine üzüldüğünüzü bilmekle birlikte, unutmayınız ki ölüm mümin için pek büyük bir mükafattır. O öylesine bir geçittir ki insanı Rabbine kavuşturur. Ölüm zaten hayal olan bu alemden esas vatana, hakiki aleme göçmektir ki bu müminler için esas doğum demektir. Şu anki sevincimi size tarif edemem. Çünkü esas vatanıma gidiyorum, buyurur. Ve bir süre sonra rahmeti rahmana kavuşur. Seneler 1891'i gösterdiğinde bir yıldız kaymıştır ebedi aleme doğru. Ve Fatih Camii'nin kıble tarafına defnedilen büyük veli ardında nice eserler ve binlerce talebe bırakmıştır. Eserlerinden biri olan Diyaül Kulub, Cevap Veremedi ismiyle Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmış ve bütün dünyaya yayılmıştır ki bu eser İslamiyete ve Ehl-i Sünnete saldırıları muazzam delillerle çürüten pek güzel bir kitaptır. Büyük hak dostu Harputlu İshak Efendi buyurdu ki: kainata ibret nazarıyla bakan herkes Allahü Teala'nın bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, bütün kemal ve cemal sıfatlarının onda bulunduğunu elbette ki pek yakin bir şekilde anlar. Allahü Teala'nın hiçbir şeye, hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. İbadetler insanların dünya ve ahiret saadetine sebep olması hasebiyle Cenab-ı Hakk'ın insanlara büyük bir lütfudur. Dünyada sıkıntılardan, ahirette azaplardan kurtulup yüksek derecelere kavuşmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabiyet şarttır. Bu da ehl-i sünnet itikadını öğrenip, inanıp, ona göre amel etmekle mümkündür. İslam ahlakı. Hicr, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Hadis-i şerifte, müminin mümine 3 günden fazla hicretmesi helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse sevapta ortak olurlar. Vermezse günah ona olur buyuruldu. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüzle, tatlı dille gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kâfir olsun, İslam memleketinde olsun, darül harpte olsun, nerede olursa olsun, hiçbir insanın malına, canına ve ırzına, namusuna dokunmak
caiz değildir. İslam memleketinde yaşayan kâfirler ve başka memleketlerden gelen kâfir turistler, kâfir tüccarlar, muamelatta Müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktirler. Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta, ibadetlerini yapmakta serbesttirler. İslamiyet, kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir. Müslüman, Allah'ın emirlerine uymalı, günah işlememelidir. Hükümetin kanunlarına karşı gelmemeli, suç işlememelidir. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Müslümanlara ve kâfirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmelidir. Hiç kimseye zulm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini her yerde herkese göstermeli, her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana 3 günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için 3 gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Hadis-i şerifte, sana darılana git, barış, zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et, buyuruldu. Günah işleyene, ona nasihat olmak niyetiyle hicreylemek caizdir, hatta müstehaptır. Allah-u Teâlâ için darılmak olur. Hadis-i şerifte, amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi, hubb-i fillah ve buğd-i fillah'tır, buyuruldu. Hubb-i fillah, Allah-u Teâlâ için sevmek demektir. Buğd-i fillah, Allah-u Teâlâ için sevmemek, dargın olmak demektir. Bugün de sizlere güzel ilimiz Tokat'taki hemen hemen çarşının ortasında bulunan Ali Paşa Camii'nin avlusunda Ali Paşa Camii'ni yaptıran rahmetlinin türbesi önünden sesleniyoruz. Demek ki Ali Paşa Camii bundan önceki programımızda anlattığımız sol elimin tarafında görülüyor çınarıyla, son cemaat yeriyle. Size minaresini gösteremedik. O minareyi de türbeyi anlattıktan sonra göstereceğiz efendim. O da hoş bir şeydir. Şöyle böyle 400 seneyi geçkin, 450 seneye yakın bir tarihi var. Bu buradaki Ali Paşa Hamamı'nı, Ali Paşa Camii'ni, yani buradaki külliyeyi, kayıtları yok ama benim tahminim burada bir imaret de olması lazım. Ama kayıtlara girmemiş. Çünkü Osmanlı böyle bir hayır eserini bir ibadethaneye yaparken garibi gurebayı da düşünmüştür. Ve bu insanların doymasını düşünmüştür. Malum insanın aç kalması çok riskli, çok tehlikeli bir şeydir efendim. Evet. Hani atalarımız söylerdi eskiden. Yılan sokan, yılan ısıran kimse zehirlense de uyumuş ama aç yatan uyuyamamış derlerdi bizim çocukluğumuzda efendim. Açlık çok, çok tehlikeli bir şeydir. İnsanlar aç kaldığı zaman birçok manevi değerlerinden, insanlık zaafından dolayı taviz verirler efendim. Yani bugünkü gençlerin ifadesi ödün verirler. Allah o günlere düşürmesin. O yoklukları ben küçük yaşımdayken annemin babamın ne ızdıraplar çektiğini hayal meyal hatırlıyorum da rahmetlilerin. Şimdi burada Ali Paşa'nın yaptırdığı türbe, türbenin girişi tromplu kubbe denilen stilde yapılmıştır. Yani türbenin kabirler bulunan kısmı kubbeli, girişi de kubbeli. Girişte kubbe, iki tane camilerde bulunan pil payelerin küçüklerine bindirilmiş vaziyette. Ancak kemeri ve duvarın diğer kısmı tablet tuğlalarıyla yapılmıştır.
Üst kısımdaki ufak bir saçak da testere dişi dediğimiz şekilde tuğlaları köşeli köşeli koymak suretiyle oraya sanki bir testere dişi meydana getirilmiş. Şimdi türbenin iç mekanına doğru gidiyoruz. Efendim şimdi Ali Paşa Türbesi adlı türbenin içerisine giriyoruz ama sadece Ali Paşa'nın değil buradaki türbeler. Ali Paşa'nın oğlu Mustafa Bey'in ve hanımefendisinin olmak üzere 3 tane kabir var. Burası da kubbelidir ve böyle duvar içerisinde gizli kubbecikler, yarım kubbecikler yapılmak suretiyle kubbe kastığı meydana getirilmiş. Türbenin dışarısı tamamıyla kesme taştan yapılmıştır. Ancak içerisinde kesme taş olan yerlerde badananın, alçının, sıvanın kadrine uğramıştır. Kesme taş olmayan yerlerde uğramıştır. Tabii bu işe bir son vermek lazım. Görüldüğü gibi şu taş yağlı boyayla boyandığında ne veriyor efendim insana? Bu mimar Gaspar Fossati'nin, mimar İsviçreli Katolik mimar Gaspar Fossati'nin Süleymaniye Camii'ndeki pil payelere yaptığı taş katliamı, nakış katliamının bir devamı gibi. Taş boyanmaz efendim. Taşın boyanmaması lazım. Biz vakıflar idaremizin bu konudaki hassasiyetini biliyoruz ama Türkiye genelinde yüz binlerce, rahat söylüyorum bunu, vakıf eserlerin hangi birinin sorumlusunun bir gün eline fırçayı alıp da buraya boya sürdüğünü elbette ki Ankara bilemez. Buradaki vakıflar bölge müdürlüğü, o da bilemeyebilir. O kadar basit bir şey ki bu katliamı yapmak. Yarım kutu boya alsanız şu iki taşı boyar çıkarsınız efendim. Ondan sonra da bu boyayı çıkarmak için günlerce uğraşırsınız. Görüldüğü gibi şahide taşı dediğimiz baş taşlarında her ikisinde de sarık var. Bu sarıklar tabi ümera sarığı, ümera, ulema sarığı ayrı, ümera sarığı yani komutanların kafalarına örttükleri serpuş dediğimiz baş örtüsü farklıydı. İşte bunlara bakınca mezar taşını bilenler burada yatanın ulemadan mı, ümeradan mı, hanım mıdır, bey midir, çocuk mudur, büyük müdür? Onun ona göre bir okunuşu vardı, görüntüye göre okunuşu var idi. Görüldüğü gibi ikisinin de baba oğul Ali Paşa'nın ve Mustafa Bey'in burada mezarların üzerinde rozetler konmuştur. Böyle kat 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 taştan rozet. O da maalesef kırmızıyla boyanmış. Buralar kırmızıyla boyanmış. Bir değişik şekil meydana getirmiş. Buradan yine caminin avlusuna çıkalım. Yani türbeye girdiğimiz yerden bir çıkalım. Ali Paşa Camii'nin minaresini sizlere iç mekanı anlatırken göstermem mümkün olmadı. Dışarıda da cemaat kalabalıktı. Şimdi hazır bu türbeyi anlattıktan sonra aynı caminin avlusunda o minare hakkında da biraz bilgi vereyim. Sonra da oradan Ali Paşa'nın yine vakıf eserlerinden olan hamama gideceğiz. Oradaki hamam hakkında da bilgiler vermeye çalışacağız. Efendim Ali Paşa Camii'nin minaresinde şimdi bu mekandan sizlere anlatmak istiyorum. Kısaca minaresi yüksek minareler sınıfındandır. Tek şerefelidir. Görüldüğü gibi taş işçiliği minarenin şerefesinin alt tarafında, şöyle buradan ben de rahat göreyim ki size söylediğime kendimle inanayım efendim. Görüldüğü gibi şerefe çanağının korkulukları yine kireç taşından yontma olarak yapılmıştır. Alt kısmındaki taşlar ise çok güzel bir şekilde oymalar işlenmiş, orada nişler ve sarkıtlar peyda edilmiştir. Hoş bir minaredir. Minarenin girişi de işte buradan iç kısımdan da var. Buradan da şu kapı açıldığı zaman oradan doğru minareye çıkılmaktadır. Şimdi buradan Ali Paşa rahmetlinin yaptırdığı hamama gideceğiz. Bu hamamı niye yaptırmış? Malum Osmanlı'da hamamlar ve bazı hayrat eser iki şekilde yapılırdı. Birisi vakfedilen cami gibi, medrese gibi bir yere gelir temin etmek için yapılırdı. Evet,
Buna akar vakıfları denir efendim. Yani başka bir vakfı geliriyle destekleyen yerler. Hamam da bu 1572'lerde yapılan hamam da o döneme göre iyi para getiriyor. Evlerde şofbenler yok, diğer doğalgaz vesaire ısıtma sistemleri yok. Onun için de insanlar, ev halkı dahil, böyle bir banyo yapmaya ihtiyacı var. Zaten Türklerin su medeniyeti derken medeniyetine Avrupalılar, bunun içerisinde sadece suyu içme değil, bu suyu içtikten sonra dışarıya atmadaki temizlik ve sonra da banyo yapma, insanın sağlıklı kalabilme işiydi. Yoksa Avrupa'da bu 1572'lerde böyle bir banyo yapma kültürü gelişmemiştik efendim. Bunlar tutuyorlardı banyo diye. Resimleri var. Bendeki kitaplarda bakıyorum böyle. Büyük bir bot düşünün efendim, içerisine insan girecek kadar. Aman suyu fazla harcamayalım diye. O bot gibi şeyin içerisine insan giriyor, ayağını zar zor uzatıyor. Oradaki suyla bütün ev halkı ıslanmış oluyordu. Yani oradaki yıkanma değil ki, onun kiri ona, onun kiri ona bulaşıyor idi. Şimdi Ali Paşa hamamına gideceğiz. Tabii hamam bu gördüğünüz yer değil. Bunun önündeki yer. Öncelikle oraya bir gidelim. Hamamın girişinde sizlere bazı bilgiler daha vermeye çalışacağım. Şu anda Ali Paşa hamamının giriş yüzündeyiz, ön yüzündeyiz. Gerçi hamamın arka tarafı caddeye bakıyor. Yani ön yüz orası olması lazım ama tabii o günün cadde düzeniyle, sokak düzeniyle bugünün düzeni farklı. Burası ister istemez ön yüzüdür, giriş kapısıdır. Ali Paşa Hamamı. Bu da 1572'lerde yapılmış. Diyeceksiniz ki bu yanındaki kim? Biz her gittiğimiz şehirde bir tane torun buluyoruz. Burada da böyle bir güzel torun bulduk. Gülüşü de çok güzel bunun efendim. Babası da çok seviyor bunu. Uslu bir çocukmuş. Onun için sizlere de tanıştırmak istedik efendim. Efza Nur'muş bunun adı efendim. Efza Nur veya Seyle, bilemiyorum tam. Dişleri de acık yedilmiş, onun için tam isminde öğrenemedik kendinden. Efendim Ali Paşa malum, Ali Paşa Camii'ni yaptıran kimsedir. Bu hamamı da Ali Paşa Camii'nin, gel bakalım şöyle, Ali Paşa Camii'nin hizmetlilerinin ve caminin onarımının masrafları için bu hamam akar vakfı olarak yapılmıştır. Yani bir vakfı besleyen, geliriyle besleyen yere akar vakfı deniyor. Buradan kazanılan para Ali Paşa Camii'ndeki görevlilerin maaşlarına ve caminin işte icabında aydınlatılması için kandil yağlarına, efendim temizlikçilerin maaşlarına vesaire, çürüyen, yıkılan yerler varsa oraların onarımına kullanılır idi. Hamamlar tabii iyi gelir getirirdi. Burası çifte hamamlar serisindendir. Yani levhanın ön yüzüne kadınlara, öbür yüzüne erkeklere yazılan hamamlardan değil. Bir tarafındaki kadınlar kısmında 24 saat çalışıyor. Tabii Türk kültürüne göre geceleri kadınlar kısmı hamamın açık olmaz idi. Şimdi bazen bakıyoruz Merzifon'da falan rastladık, Amasya'da gelin hamamı diyorlar. Gelin hamamı biraz gün battıktan sonra ya da bırakılıyor ama gene geceleyin hanımefendilerin hamama gitmesi hususu kültürümüzde alışılmış bir olay değildir. Ama geceleri erkekler kısmı açık oluyor. Biz şimdi erkekler kısmının önündeyiz. Hemen yanında şurada bir girişi daha var efendim. Şöyle elimle gösterdiğim tarafı kameramızda size gösteriyor. Orası hanımlar kısmıdır. Görüldüğü gibi muhteşem bir yapı efendim. Doğu Anadolu'daki bizim görüp de sizlere anlatmaya çalıştığımız hamamlar içerisinde en cüsselisi, en sanatkarane yapılan efendim. Kurşun kaplama üzere olduğu gibi. Ve kaplamaları da gayet diri. Diyeceksiniz ki elden geçmiş de. Geçecek tabii canım. Yani bir yapının elden geçmesi bir kusur değil ki o yapı için. O yapıyı kullananların bu hususta gösterdikleri itinadır. Onun şahitlik etmesidir. O da iyi bir hadise yani. Bir yere bakmazsanız elbette ki dağ olur. Bakarsanız bağ olur. Burası erkekler kısmı. Şurada bir çeşmesi vardı efendim. Şimdi tabii bir musluk, bir boru var orada ama efendim biraz yakışmamış tabii oraya, daha düzgün bir hale gelebilir. Onun üstündeki kemer de Türk çeşme mimarisine uygun olarak dikkat edilirse kilit taşına hoş bir rozetle oturtturulmuş. Burası hamamdır ya, ne olacak, basit olsun denmemiş.
Efendim kilit taşındaki rozeti size daha yakından göstereyim istedim. Görüldüğü gibi hamam çeşmesidir diye ihmal edilmemiş. Gayet itina her yerde gösterildiği gibi burada da gösterilmiş. Burada da işte 5 dilimli hatta 6 dilimli. Diyeceksiniz ki 6 köşeli işte 6 köşeli İsrail'in motifidir falan. Değil efendim. İsrail daha dünkü devlet 1948'lerde devletiz diye ortaya çıktı. Ondan önce Selçuklar zamanında var efendim. 450 sene önce yapılmış olan 6 köşeli bir yıldız veya efendime söyleyeyim böyle 6 yapraklı bir motifin İsrail'le alakası ne efendim? Onlar burayı kopya etmişler derseniz geçersiniz. Evet, çeşmenin tabii havtı doldurulmuş betonla. Tabii böyle havtlar bugün kullanılmadığı için efendim başta kola kutularıyla sonra rüzgarın uçurduğu poşetlerle doluyor. Ne yapsın? Bir, iki temizlik baş olmadı mıydı? Alıyor orayı betonla veya bir taşla bir şeyle dolduruyor. Burada şöyle bir havt konmuş. Bunun da neden olduğunu bilemiyoruz biz ama sonradan ilave edilmiş bir hali var. Bu bir yerden getirilmiş. Buraya konmuş. Hamamcı da buna güzelce bir gül fidanları dikmiş. O da yakışmış doğrusu. Zevk sahibiymiş. Şimdi gelelim hamamın giriş kısmına efendim. Giriş kısmına ama zamanda sıkıştırıyor. Birkaç kelime daha söyleyip bugünkü sohbeti noktalamak mecburiyetindeyim. Hamamın girişi gördüğünüz gibi tamamıyla taştan örülmüştür. Kapısı yarım kemerli bir kapıdır. Üst tarafında pek kemer kullanılmamış. Sadece taşmalar yapmak suretiyle üstte bir silme taş oturtulmuş. Efendim kitabesi bunun da yeri boş. Kitabesi yok. Bazıları rivayet ediyorlar. İşte yaptıran devlete karşı bir suç işlediğinde efendim ve öldüğünde veya öldürüldüğünde onların eserlerine kitabe konmaz. Kitabe yeri boş bırakılır. Ben bu husustaki bilgileri doğrusu çok ciddi bulmuyorum. Ciddi kaynaklarda rastlamadığım için de sadece söylenti de belki siz seyircilerimizin kafasında bir yerde takılıdır. Onu da ikaz hususunda hafif bir bahsettim, geçiyorum. Yoksa o konuyu kendim şahsen aradığım, ulaştığım bilgilere göre kabullenecek durumda değilim. Kıymetli seyircilerim, Ali Paşa Hamamı'nın daha kapısından içeriye giremediği kocaman bir Ali Paşa Hamamı efendim. Bugüne kadar da 400 küsür senedir hizmet veriyor Türk insanına. Bundan sonraki bölümde inşallah hamamcılar nereli olur? Neden o memleketlerden hamamcılar çıkar? Bu husustaki hikayemize beraber Ali Paşa Hamamı'nın soyunma kısmını, serinlik kısmını göreceğiz. Kameramızı bir türlü aylardır ikna edemedik. Göbektaş'ın olduğu yere bu kamera girmek istemiyor. Ben de oraları size gösteremiyorum. Sadece bir Ayasofya semtindeki, daha doğrusu Sultanahmet'teki Hürrem Sultan Hamamı, Kültür Bakanlığımızın DÖSİM Müdürlüğü'nün şu anda halı satış yeri olarak kullanılan yerde Göbektaş'ını bir gördü kameramız. Ondan sonra hiçbir yerde gösteremedik. Sıcağı sevmiyor, buharı sevmiyor. Hoşça kalınız efendim.